فقلت يا جبريل لمن هذا؟ فقال للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan izamı aleyhi salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal darı bıka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşah efendilerimizin hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesinde katkısı olanların, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyimin, cemaat-i müsliminin, bu civarlarda metfum bulunan evliya, ulema, sulaha, şühedem, ünmüna, tüm geçmişlerimizin ervaçını, el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Ra'ytu leylete üsriye bi kusuran müsteviyeten alen cennet. Ben İsra geceleyin Kâbe-i Muazzama'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan Sidre-i Münteha'ya Allah'la buluşmak üzere yürütüldüğüm gece cennetin üzerinde böyle köşkler gördüm. Yüksek köşkler, şerefli köşkler gördüm. Kultu ya Cibrilu limen haza? Bunlar kimin ya Cibril diye sordum. Fakale Cibril aleyhisselam dedi ki lil kazimin el gayz. Kinlerini yutan, kin gütmeyen, haksızlığa uğramış olmasına rağmen, kendisine zulmedilmiş olmasına rağmen, zalime, haksızlık yapana karşı kin duymayan ve onu affeden, onu unutan, kinlerini yutan kimselerindir bu. Evet, karşılığını almıyor. Aslında ve cezaü seyyiatin seyyiatun misliha. Kur'an-ı Kerim'de adalet olarak size bir kötülük yapan oldu mu onun karşılığı Kur'an'da tayin edilmiş şer'i cezalar, hudud denir bunlara. Bu cezayı ona çektirmek adalet gereği insanların hakkıdır. Ama cennetin üstünde diyor öyle şerefli yüksek köşkler gördüm. Allah Celle Celaluhu Miraç olayında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme cenneti de göstermiş, cenneti de görmüş. Olacağı şekliyle Allah onu ona göstermiş. Bu yüksek şerefli köşkler kimindir? Sorduğumda diyor okudum size. Böyle ona ceza verdirebilecekken hakkıyken bu vazgeçmiş, affetmiş. Bunlarındır bu köşkler. Evet. İzâ mâ gadibûhum yâfirûn. Kur'an-ı Kerim'de de kendisine bir şeyle yapılmış Âl-i İmran 134. Buna rağmen vazgeçiyor. Kendisine böyle haksızlık yapıyor ama vehum yâfirûn. Onlar affediyor. Evet. Yunus Emre canıma kastedenin varıp öpem ayağını diyor. Bu onlara bahsi yüksek insanlar, salih kişiler, evliyaullah'ın hali. Normalde bir kötülük yapıldıysa onun cezasını adalet uygulanmasını istemek her müminin hakkı. Ama vazgeçtim ben kesinlikle onunla uğraşmayacağım diye bu öfkesini yutuyor ve affediyor. Evet.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu orada görmüş, bu muhteşem köşkler onların diyor. Bir başka hadis-i şerifinde Efendimiz men kezme vaizan ve huve yaktiru ala infazihi mele Allahu kalbehu emnen ve imanen. Böyle kendisine kötülük edilmiş, cezalandırma hakkı varken bu öfkesini yutuyor, ondan hakkını armıyor, vazgeçtim diyor. İnfaz edebilecek, cezalandırabilecekken ve huve yaktiru ala infazihi o cezayı verdirebilecekken vazgeçtim, ben affettim, onun üzerinde durmuyorum diyorsa, böyle mümine mele Allahu kalbehu emnen ve imanen. Allah Celle Celaluhu onun kalbini kamil imanla donatır ve onu emniyette kılar, belalardan emin kılar. Hadis-i şerif bu. Evet, bir kinlerini güten, öfkesini yutan kimselerindir bu köşkler ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Vel afine anin nas, insanları affeden, kendine bir şey yapılmış, hayır durmuyorum üstünde, onu affeden kimselerin köşkleridir bunlar. Evet. Evet. Müminlere eziyet etmişler, neler neler yapmışlar, zor durumda bırakmışlar, aç bırakmışlar, susuz bırakmışlar, buna rağmen evet affediyorlar, üstünde durmuyorlar. Onları vel afine anin nas, insanları affediyor, üstüne durmuyor, zor durumda olmasına rağmen affediyor. İşte bu köşkler onlarındır. Evet, bunu Kur'an-ı Kerim'de bizlere Allah tavsiye ediyor. Dediğim gibi adaleti uygulatmak hakkımız, ama böyle değil de vazgeçtim. Mesela ve in kâne zû usretin fe nazratun ilâ meysara ve in tasaddaku hayrul leküm. Evet, Kur'an-ı Kerim'de ayet, Bakara 280. Evet, birinize, birine yardım ettiniz. Kardeşlik, akrabalık, komşuluk, arkadaşlık, insanlık, Müslümanlık duygularınızdan dolayı bunalmış, çok çaresiz kalmış, al kardeşim şunu dediniz. Hiç karşılık beklemiyorsunuz, İstediğin zaman ödersin dediniz. Daralmış mümine borç verdiniz. Ama adam zamanında ödeyemedi, çok sıkışık durumda. Diyor ki Cenab-ı Hak فَنَزْرَةٌ اِلَى مَيْسَرَةٌ. Kolaylık tanırsanız eğer, böyle zor durumda olanlara ne güzel. وَاِنْ تَسَدَّقُوا فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ. Vazgeçtim, vazgeçtim, talep etmiyorum derseniz, sadaka olarak verirseniz o da aliyyül ala olur diye Kur'an'da teşvik var. Ama böyle adalet uygulamayı istemek hakkınız. Ama böyle fedakarlık yaparsanız cennetin en muhteşem köşkleri bunların olur. Bunu görmüş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onu bize anlatıyor. Evet. Şimdi tabii sahabe arasında çok böyle şeyler var. Müşrikler çok fena şey etmişler. Uhud Muharebesi'nde Hazreti Hamza şehit oldu. Ondan sonra Hint köle tuttu. Onun, o köle getirdi, onun ciğerlerini getirdi, ona verdi. Kininden, öfkesinden, çünkü Bedir'de onun yakınlarını o öldürmüştü Bedir Harbi'nde. Onu intikamını almak üzere geveledi. Akiletül ekbad, ciğerler yiyen kadın diye geçer Hint. Ebu Leheb'in karısı. Evet, şimdi bunu görünce dayanır mı insan, değil mi? Bir de kininden ciğerini ağzına geveliyor, yutamıyor. Yutsaydı cennete girmesi lazımdı. Çünkü Hamza'nın parçası o. Hamza da cennetlik Müslüman. Cehenneme girmemesi lazımdı. Onun için diyorlar ki alimler, yutamadı diyorlar, tükürdü.
aslında yutmak istiyordu. Evet, şimdi bunu biliyor Peygamberimiz Efendimiz, Hazreti amca onun en yakını, vazgeçiyor. Evet, vel kazımine, evet, kin gütmüyor. Sonra Ebu Süfyan bile neler yapmış değil mi? Ama Müslüman olunca kardeşimsin diyor, sahabimsin diyor. Ona yakın davranıyor. İşte bunu gösterebilenleri Allah övüyor. Evet, övüyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'de arz ettiğim şeyleri anlatan ayetler var. Ve in akaptum fe ukibu bi misli ma akaptum bih ve le in sabartum lehu hayrun sabirin. Size birisi bir ceza, bir suç işledi, bir ceza verdi, onu sizi rahatsız etti, zarar verdi, karşılığında adalet yapabilirsiniz. Ama fe ukibu فَاَقِبُوا بِمِسْلِ اَقَبْ اُقِبْتُمْ. Size yapılanın misliyle ona ceza verdirmek, adalete uygulama hakkınız. وَلَيْنْ سَبَرْتُمْ. Ama sabrederseniz لَهُوَ خَيْرُونِ السَّابِر۪ينَ. Sabredenlere muazzam hayır var. Bu çok muazzam bir şey. Böyle ayetlerde bunlara tespit edilmiş. İşte tabii bu normalde bu yok ama bunları yapabilen kahramanlık bu. İşte Yunus Emre oluyor, Mevlana oluyor, büyük adamlar oluyor. Bundan dolayı Allah onlara rütbe veriyor. Evet, canıma kastedeni varıp öpem ayağını diyor Yunus Emre. Ya canımı öldürmeye kastetmiş. Yani sizi öldürmeye kastetmiş olanlara affederseniz böyle yüksek rütbeler alırsınız. Dereceler alırsınız. Ona dair ayet. Vallahu yuhibbul muhsinin. Evet, karşılıksız veren bu kimseye karşılığını alabileceksin, cezalandırabileceksin. Ona bundan vazgeçmek ihsandır. Sana bir iyilik yaparlarsa sen de ona iyilik yapmak, bu ihsan değil. Güzel bir şey de. Ama sana iyilik yapmıyor adam, daha kötülük yapıyor. Vazgeçtim diyorsun. Hapsettirmiyorsun, cezalandırmıyorsun. Parandan bile vazgeçiyorsun. Vallahi yuhibbul muhsinin. Karşılıksız iyilik yapanları Allah çok sever. Allah sever. Evet. İsa Aleyhisselam'dan bir söz var. Leysel ihsan en yuhsine ila men ahsine ilek. İhsan sana iyilik edene iyilik etmek değildir. Zerke mükafat. Bu mükafattır. Fe innemel ihsan en tuhsine ila men esa ilek. İhsan dedin, senin Allah'ın sevdiği muhsinlerden olacaksan sana kötülük edene iyilik etmek, esas ihsan budur işte. Ötekinde kınamıyor Allah. Adaleti uygularsın ama rütbe alamazsın. Normal adamın amellerin karşılığı neyse onu alırsın. Ama ötekini yaptın da ihsanı karşılıksız böyle afta bulundun mu, Cenab-ı Hak onu sana rütbe verir. Muhsinleri Allah sever. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hep bunu teşvik etmiş. Şöyle buyurmuş Peygamberimiz. La yekunul abdu ze fadlin. Fazilet sahibi olmak istiyor musun? Evet. Çok övüyor çünkü Allah fazilet sahiplerini sever. İnsanlar da sever. Bir insan fazilet sahibi olmaz. Hatta yasile men kata'ahu. Adam sana hiç gelmiyor. Merhaba demiyor. Nasılsın demiyor. Hiç akrabalık bağları, insanlık, arkadaşlık, komşuluk hiç oralı olmuyor. Dönüp bakmıyor. Sen gideceksin. Nasılsın kardeşim? Nasılsın arkadaşım? Aha, sana gelmeyene gitmek. Tabii zor bir iş. Bunu başardın mı? İşte o ihsan olur. Evet. Faziletli adam olur. Ve yafu ammen zalemehu. Sana zulmetmiş. Affedeceksin. İbadetle kazanamadığın rütbeleri kazanırsın. İbadet kazanan rütbeleri kazanırsın. Cenab-ı Hak elinden tutar, seni aziz eder. Bu kahramanlığı yaparsan ve yuti men haramehu. Sana vermeyene, yasak edene senin vermendir.
Evet, sana zulmedeni affetmendir. Hiç gelip merhaba demeyene gidip halini hatırını sormandır. Evet, bunlar faziletli insan bu demektir. Evet, öyle buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bilesin ki ihsan, başkasına iyilik etmek, fayda ulaştırmak, ondan bir zararı kaldırmak, hiçbir şey beklemeden, o yapmasa bile bunu yapmak, başkasına bir iyiliği ulaştırmak, ondan bir zararı kaldırmak, budur. Bunu Allah, bu yapımını yapanlar Allah sever, cennette de muhteşem köşklerin sahibi olur. Hadis-i şerifi Hazreti Enes radıyallahu anh'tan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Ra'ytu leyleten üsriye bi, gene Miraç gecesinde gördüm. Şimdi Miraç gecesi Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde Sübhanellezî esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa ellezî barakna havlehu linyuriyehu min ayatina. Etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa, şimdi Yahudilerin işgali altında, durmadan Müslümanlara eziyet ediyorlar. Oradan Müslümanları kovmak, çıkarmak istiyorlar. Zalim, o zalime ortak olan kafirler de ona kolluyorlar, yardım ediyorlar. Duymazlıktan geliyorlar. Allah zalimleri sevmez. İnşallah onların zulmü kendilerine çevrilecek, yok olacaklar inşallah. Şimdi bu Mescid-i Aksa ilk kıblemiz biliyorsunuz bizim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem febelli veçke şatral mescidil haram. Kabe-i Muazzama'ya dön emri gelmeden evvel namazlarını Mescid-i Aksa'ya dönüp kılıyordu. Öyle mukaddes, bütün peygamberlerin orada şeyleri var. Onun yakınında Musa aleyhisselamın kabri var. Başkalarının kabri kesin değil ama onunki Efendimizin tarifiyle kırmızı yamaçta halen duruyor. Osmanlılar oraya bir türbe yapmış, bellilik yapmışlar. Öyle mukaddes bir yer orası, vahiy menbeti, bütün peygamberlerin toplandığı yer. Zaten Miraç olayında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayetle sabit burası. Esra bi abdihi leylen minel mescidil harami, Kabe-i Muazzama'dan ilel mescidil aksa, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya geceleyin Allah Muhammed Mustafa'yı yürüttü. Burası ayette sabit. Bunun için niçin söylüyorum? Şimdi adam ilahiyat profesörü, Allah sapıtmasın, bu aziz millet bin yıldır buna inanan bir millet. Ama şimdi çıkmış, işte şurada okumuş, burada okumuş, tabii kafirler bu işleri karıştırıyorlar. Orada okumuş, kafası karışmış. Miraç diye bir şey yoktur diyor. Evet. Pek ayet de sabit. Bunu inkar eden kafir olur arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim bir ayetini inkar eden kafir olur. Ya bu tamam, tamam da şu ayete aklım ermiyor. İman tecezzi bölünme kabul etmez. Hepsine inanacaksın. İnanılması gerekenlerin hepsine tereddütsüz inanacaksın. Mesela diyelim ki 1000 tane inanılacak madde var. 990 tamam, tamam, tamam. Ama şu bir tanesini aklım ermiyor dediğin anda hepsini reddetmiş olursun. İman bölünme kabul etmez. Olduğu kabul edeceksin, inanacaksın. Şimdi öyle adam çıkıyor, ilahiyat profesörü. Miraç diye olay yok diyor. Sabittir. Ondan sonrası meşhur hadise sabittir. Evet, hadisler de mütevatir hadisler var, meşhur hadisler var. Bu İsra olayına ilgili hadis meşhur hadistir. Bütün hadis kitaplarında var. Bütün İslam alimi, ehl-i sünnet inancında olanlar bunu kabul etmiş. O da diyor ki bunun aslı yok diyor. Allah insanı şaşırtmasın. Bizim de, bizi de Allah imandan, İslam'dan ayırmasın. Evet, Allah kalbimizi inanılacak maddelere tam böyle teslim olacak şekilde yatıştırsın. Kabul edenlerden eylesin inşallah. Evet, Cenab-ı Hakk'ın lütfu bu. Bu olmasa ne olacağımızı kimse bilemez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i
öldürmek istiyor Ebu Cehil. Çok zeki adam, çok akıllı adam, süper zeki. Onun için kavmin reisi, putperestlerin reisi, zengin adam, zalim adam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise garip bir yetim, para mara yok. Yani ben diyor böyle zenginken ona peygamber diye mi inanacağım? Kibirine yediremiyor. Haset ediyor. Herkes paralı olduğu için onun elini yapıyor, etrafında pır pır dönüyor. Peygamberimiz Müslümanlığı, ben peygamberim, Allah bana bunu dedikten sonra başlamış Müslümanlar 1, 2, 3, 4, 5 çoğalmaya, çatlıyor hasedinden. Onu öldürmek istiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu ömür saniyeleri hesabı verilecek bir ömür. Her zaman söylerim, nefes almasak yaşayamayız. Nefes aldığımızda vermese yine yaşayamayız, çatlarız. Nimettir. Nimetleri saysan bir tüket sayamayız. Bu nimetleri nerede harcadın, ne yaptın diye tümme letüs elünle yevme izin anin naim, kesin tekasür suretinde kesin ayet var. %100 hesaba çekeceğim sizi. Bu nimetleri ne yaptınız? Allah şükrettiniz mi? Yerini harcadınız mı? Nefeslerinizi nerede tükettiniz? Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her nefesinde Cenab-ı Hakk'ı tefekkür ediyor. Ondan hiç ayrıldığı yok. Kabe'ye gidiyor. Tefekkür ederken kafayı takmış oraya. Kafayı taktıktan sonra sağa sola duyar mısın? Davul çalsana duymazsın. Kafayı takmışsın. Böyle gidiyor. Bir görüyor. Peygamberimiz Kabe'ye doğru gidiyor. Ebu Cehil tam zamanı diyor. Muhammed diyor kendinden geçmiş. Etrafını görmüyor. Hemen orada bir delikanlılar görmüş, kanlı canlı, genç, müşrik çocukları. Delikanlılar diyor, şu adam diyor, bizim putlarımızı kötülüyor diyor. Bizim atalarımızın dininden bize ayrılacaksınız diyor diyor. Bak diyor, dalgın gidiyor. Şuradan bir taş alın da diyor, kafasına vurun diyor. Onu öldürün diyor, kurtulalım. Vallahu yasımüke minennâs. Habibim biz seni insanlardan koruyacağız. Ayet var böyle. Delikanlılar diyorlar ki onlar da müşrik. Senin elin kolun yok mu diyorlar. Ayı gibi affedersin. Ayı gibi adamsın diyor. Kanlı canlı adammış. Ayı gibi adamsın diyorlar. Sen vur, vuracak sen. Niye bize söylüyorsun? Kızıyor Ebu Cehil. Yerden kafa gibi bir taş alıyor. Peygamberle yanışıyor. Kok canlı, kanlı canlı bir adam. Tam cehennem kötüyü. Tam yanına varıyor. Peygamberimiz yine böyle Allah'ı düşünerek gidiyor. Hiç görmüyor onun geldiğini. Kaldırıyor bütün hıncıyla kafasını vurup parçalayacak kafasını. Allah kolunu şaşırtmış, kendi kafasına vurmuş. O kadar öfkeyle, kiniyle vurmuş, kendi kafasına canı acımış. Biliyorum peygambersin ama inanmayacağım diyor, bağırıyor. O acıyla biliyorum peygambersin ama inanmayacağım diyor. Nasipsiz adam değil mi? Ama elhamdülillah biz ona inanabiliyoruz. Gece gündüz şükredelim. Ya Rabbi onun sevgisini kalbime yerleştir. Ondan beni ayırma. Gece gün dua edin. Bak ilahiyat profesörü peygamber sözüne inanmıyor. Böyle şey olur mu ya diyor. Maalesef hem de ilahiyat profesörü. Sizin bin yıldır bizim atalarımızın gittiği yola böyle nifak tohumları saçıyor. Orta oryantalistlerin etkisinde kalmış. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam Kabe'nin altın oluğu altındaymış Miraç gecesi. Orada onu almış Kudüs'e götürmüş. Evet. Orada bütün peygamberler toplanmış. Onlara imam olmuş peygamberimiz, namaz kıldırmış. Bütün peygamberler gelmişler oraya. Ondan sonra Cebrail demiş ki şimdi beraber gideceğiz arkadaşlar. Onlar burada kalacak. Evet, Miraç'a binmişler. Miraç. Onunla beraber birinci semaya varmışlar. Gökler hep nöbetçi, melekler dolu. Dur, kimdir o? Demiş, ben Cibril. Yanında kim?
Yanındaki Muhammed Resulullah. Aa, o peygamber geldi mi? Geldi. Hemen hazırlığı geçmişler. Ehlen ve sehlen. Hoş geldin ey Muhammed Mustafa. Hoş geldin Cibril. Birinci sema, meleklerin kumandanı İsmail aleyhisselam. İkinci sema böyle, üçüncü sema, dördüncü sema, beşinci sema, altı sema, yedinci sema. Ondan sonra Sidri-i Müntüha'ya gelmişler. Semalar bitmiş. Son varılabilecek yer, yaratıkların son uğrayı, melek falan kim olsa olsun son uğrayacak yerler yer. Cebrail aleyhisselam buyurmuş ki, kardeş Muhammed, bundan sonra senden başka kimseye öbür tarafa gidemedi. Bana eyvallah. Güle güle demiş. Efendimiz ondan sonra Cenab-ı Hakk'a buluşmuş. Karşısına bilmiyoruz. Şimdi o hadis okuyacağız. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Allah Zülcelal Hazretleri, ey şanlı peygamber, selam sana olsun demiş. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti Muhammed ne kadar seviyor. Özel meclis, özel Allah'la hiçbir peygamberin buluşamadığı, göremediği sahne. Hemen ümmeti Muhammed'i düşünüyor, bizleri düşünüyor. Onu, ona inananları düşünüyor. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Ya Rabbi, selam, selamet yalnız bana değil, bana inananlara, benden evvel sana inananların hepsine olsun. Bu muhteşem Ali Cenaplığı gösterince mukarreb melekler eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Şehadet ederiz ki bu ancak Muhammed Mustafa. Bundan başkası bunu söyleyemez. Bu kadar fedakarlığı yapamaz. Biz de onu hikaye olarak namazlarımızda okuyoruz. Peygamberin miracı sadece ona mahsus birdi. Başka hiçbir peygamber olmadı ona başka, ondan başkasına. Biz de onun ümmeti olduğumuz için namazımız güzel kılarsak miraç olur. Onu okuyoruz, hikaye ediyoruz. Orada işte beş vakit namaz farz kılındı. Eskiden 50 vakitti. Yahudiler kılamadılar, melun oldular. Beşe düşürdü Peygamberimiz onlar gide gele, gide gele. Oradan geldi Efendimiz. Öyle diyor Hatice anamız, yatağı soğumamıştı diyor. Daha yatağı soğumamıştı diyor. Efendimiz şimdi buna, şimdi hadisler okuyacağım. Orada Musa aleyhisselamı gördü, İsa aleyhisselamı gördü. Hadisler okuyacağım, Efendimiz kendi sözü. Ben size nakledeceğim. Adam diyor ki, ilahiyat profesörü, İsa aleyhisselam öldü. Bir insan diyor, kaç bin senedir yaşar mı? Allah sapıtmasın. Evet. Bu inanç meselesi arkadaş. Bin senedir, kaç bin senedir yaşar mı? Halbuki Kur'an'da açık ayet var beyefendi. Ve mâ kateluhu ve mâ salebuhu ve lakin şübbiye lehum. İsa aleyhisselam'ı öldürmediler. Çarmıha germediler. Ayet kesin. Buna rağmen İsa öldü ya diyor. Yaşar mı semada diyor. Ber rafa'ullah. Yükseltti Allah onu. Peygamberin için okuyacağım. İsa aleyhisselam görüyor. Musa aleyhisselam görüyor. Onların hemşeklilerini tarif ediyor. Renklerini, saçlarını, boylarını, güçlerini tarif ediyor. Onları okumaya devam edelim. Böyle sapık şeyler ahir zaman alametidir. Çok çok olacak. Ondan dolayı diyoruz ki oku. Bilgi sahibi ol. Okuyamıyorsan bilenleri dinle. Din nasihatle ayakta durur. Peygamber bunu defaatle söylemiş. Sen de ya evinde oku. Elmalı Hoca'nın tefsiri, resmi tefsir. Okuyun. Orada bunları göreceksiniz. Türkçe. Asım Köksel Hoca'nın İslam tarihi dünya birincisi oldu. Okuyun. Öğrenin bunları. Orada hepsi var. Yeri var, yurdu var. İşte ben de okuyorum. Okuyamıyorum hocam, zamanım yok. O zaman bunu bilenler dinleyeceksin. Gelip dinleyeceksin. Bilgili olacaksın. Bilgili olmazsan bu adam profesör adam, zeki adam.
zeka oyunları senin kafanı da değiştirebilir, şüphe sokabilir. Seni yapamazsa oğluna sokabilir. Onun için bilmeden Müslümanlık zor korunur. Bileceksiniz, bilerek namaz ne? Bileceksin. Oruç ne? Bileceksin. Miraç ne? Bileceksin. Bile bile yapacaksın yaptığını. Aksi halde işte böyle hokkabazlar çıkacak. Size Allah korusun kafanıza bir şüphe soktu mu güm gidersiniz. Güm gidersiniz. Bunlar gittikçe çuvalıyor. Tabii kıyamet alametidir. Kıyamete yakın. Evet, bunu söyleyen adam Pakistan'da Fazıl Rahman diye bir herifti. Pakistanlılar bunu gavur diye hemen şey ettiler. Oradan tutturamadı, kaçtı. Ondan sonra şimdi onun yolundan giden bizimkiler de şimdi maalesef böyle laflar ediyorlar, televizyonlarda da dinliyorsunuz. Bizim bin yıllık inancımıza, Kur'an'a, hadise aykırıdır. Lütfen araştırın. Bunlar da İmam-ı Azam'ı okusalar, bu tefsirleri okusalar, görecekler. Okumuyorlar. Kendi kafalarından o diyor, İmam-ı Azam benim kulağıma söylemiş. İmam-ı Azam İngilizce bilmez, Fransızca bilmez. Ben İngilizce biliyorum, Almanca biliyorum. İmam-ı Azam bilgisayar bilmez, ortaçağ adamı. Niye okuyayım onu diyor adam. Olmayınca da böyle avuk sabuk konuşuyor şimdi. Şimdi hadisleri size aktarmaya devam ediyorum efendim. Ra'etü leyleten üsriye bi Musa raculen Adem. Ben bu Miraç gecesi Adem, Musa aleyhisselam'ı gördüm. Nasıl adamdı? Esmer bir adamdı. Musa aleyhisselam esmer bir adammış. Tuvalen uzun boyluymuş. Caden uzun boylu, kıvırcık saçlıymış Musa aleyhisselam. Tarif ediyor bu. Tercüme ediyorum efendim. Evet. Kendimi min ricali şenüve. Şenüve denilen tertemiz bir şey var. Darbu mesele olmuş. Çok temiz insanların çıkarmış o kimselerin. Sanki onlardan birisiydi. Çok temiz, güzel bir insandı. Etrafındakiler bu şenüve kabilesini biliyorlar. Ona benziyordu. Hani gözünüzün önüne getirmek isterseniz. Bir, Musa aleyhisselam böyleydi. Ve ra'aytu İsa ibn Meryem raculen marbu'un halk. Evet. Meryem oğlu İsa'yı da gördüm. Orta boylu, bak Musa aleyhisselam uzun boyluymuş. İsa aleyhisselam orta boyluydu. İlel humra vel beyaz. Çok beyaz da değil, kırmızı da değil. Kırmızı beyaz tenli. Evet, kırmızı beyaz tesli. Saçları da düz, salıvermiş saçlarını. Kıvırcık değil onunki, düz saçlı diyor, tarif ediyor. Peygamber böyle söylüyor. Adam da diyor ki, yok ya diyor. İnsan kaç bin sene yaşar mı ya diyor. La havle ve la kuvvete. Peygamber'e inanmıyor yahu. Ben profesörüm diye. Peygamber'e inanmıyor ya. Bak gördün diyor, tarif ediyor saçını, sakalını, rengini tarif ediyor. Yok ya diyor. Allah da diyor ki onu öldürmediler. İsa'yı öldürmediler. Çarmıha da gelmediler. Berrafahullah. Allah onu yükseltti. Ve Mehdi aleyhisselam çıktığı zaman, Dekcel çıktığı zaman, evet, Kudüs civarında savaş olacak. O zaman İsa aleyhisselam inecek. Oradan bu harbin olduğu yere gelecek. Mehdi aleyhisselam onu görünce buyur diyecek, sen peygambersin. O da diyecek ki zamanın halifesi sensin. İmam sen olacaksın, namaz kılacaklar. Tabii bu savaşta Mehdi aleyhisselam vefat edecek, ölecek. İsa aleyhisselam Deccal'ı yenecek. Ama sonra Yecüc Mecüc çıkacak. Çok kalabalık. Kıyamet alameti. Hadisler var. Biz onlara göre Ehl-i Sünnet inancını size aktarıyoruz. Çok kalabalık. Öncü kuvvetleri, keşif kuvvetleri İran'ın kuzeybatısındaki Tabariye Gölü'nü kurtulacaklar içerek. O kadar kalabalık. Bir erkek en az 500 çocuğu olacak diyor Peygamberimiz.
Bir erkek her gün zina ederse 500 cücüğü ne olmasın? Bunlar da çok ahlaksız zaten. Çok zalim. İşte İsa Aleyhisselam bunlara yenilecek. Tur Dağı'na şey diyecek. Hikaye deme güzel kardeşim. Buhari en sağlam hadis kitabı. Buhari'nin kitabının sağlam olduğu tescilli. Her zaman söylüyorum. Amerikan Milli Kongresi'nin kütüphanesine gidiniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dizinin dibinde yazılmış Abdullah İbn Abbas'ın 1000 hadislik tomarı var. Orijinal. Vefat edince yastığın altından çıkmış. Sonra oryantese buldular. Amerika nereye giderse böyle kıymetli şeyler aşırı götürüyor oraya. Gidin görün. Orada hadislerde Buhari'nin hadisi arasında hiçbir fark yok. O kadar sağlam yani Buhari. Buhari hadisi bu. Efendim bu bir keresinde Medine'nin dışına çıkmışlar sahabiyle. Zaman zaman çocuklar alıp şöyle kırlara bayıra gezmek sünnettir. Hem sinirlerin yatışır, asabilik gider. Buna temiz havaya ihtiyaç var. Sahabiyle böyle kenara çıkmışlar. Bir öküz ölmüş. Kuşlar, kurtlar yemişler leşini. Kellesi kalmış. Asasıyla Peygamberimiz kelleyi öyle itmiş. Demişler, ashabım şu kelleye kaç para verirsiniz? Demişler, ya Resulallah çok şakacısın. Bu öküz, kokmuş öküz kellesine para verilir mi? Belki bunu kokusundan kurtulmak için atma parası verilir. Siz öyle deyin. Bu Yecüc Mecüc'ten şeye, Tur Dağı'na sığındığında Müslümanlarla İsa Aleyhisselam, ben de gittim oraya. Gidin, görün efendim. Gök kaya, kızıl kaya, hiç toprak yok. Bir adam öldü mü, kayanın üstüne koyuyorlar. Kokmaya fırsat bulamadan herif yanıyor orada sıcaktan, kayanın sıcağından. Onun tepesinde aç kalmışlar. İşte o zaman diyor, onun yanındaki müminler bir kokmuş öküz kellesine, Buhari Müslim hadisidir. Bir kokmuş öküz kellesine 100 altın verecekler, bulamayacaklar diyor. Peygamber böyle söylüyor. Öteki de hikaye ya bunlar filan diye. Evet efendim. Oradayken Musa Aleyhisselam dua edecek. Yecüc Mecüc hepsi ölecekler. Ondan sonra bu deva kokusundan duramayacaklar. O kadar kalabalık. Bir daha dua edecekler. Kaybolacak kokusu. Nasıl kokuyor? Tusuna mı diyorsunuz? Alıp götürüyor hepsini. Değil mi? Kaybediyor. Evet. Bunlar akla aykırı bir şey yok. Bunlar olacak. İşte şimdi onlara dair hadisler okuyorum. Ben diyor Miraç gecesi şeyi gördüm, Musa'yı gördüm, uzun boylu bir adamdı. İsa'yı gördüm, Meryem oğlu İsa'yı. Bu orta boyluydu. Tam kırmızı da değil, beyaz da değil, kırmızı beyaz. Ve saçları düzgündü diyor. Musa Aleyhisselam kıvırcık saçlı, İsa Aleyhisselam düzgün saçlıydı diyor. وَرَيْتُ مَالِكَنْ حَز۪ينَ nar. Cehennem meleğini gördüm. Miraç gecesi ve Deccal. Deccal'ı da gördüm. Evet. Cenab-ı Hak her şeyi göstermiş. Deccal'ı da gördüm orada. Diyor Ahmed İbn Hanbel, Bukhari, Müslim, Abdullah İbn Abbas'tan nakletmişler. Bütün hadis kitaplarında var. Ama bunlar hikaye diyor. Böyle şey yok diyor. Kıyamet alameti. Onun için bilginiz olmazsa böyle adam ünvanı var. Sizin kafanıza şüphe sokabilir. İmanınıza şüphe girdi mi ne diyorum? Bak 1000 inanacak şeyden birinden şüphe etseniz tümünü inkar etmiş olursunuz. İman bölünme kabul etmez. Şimdi çok önemli bu bilgi sahibi olmak. Kadınlar göğsünü açıyor şimdi. Memelerinin çatalı bile gözüküyor. Böyle gidecek. Kimse bir şey demiyor. Moda. Çünkü Avrupa'da böyle giyiniyorlar. Onlar da o Avrupa'yı taklit ediyor. Böyle 5-10 sene geçtikten sonra sen desen ki ört. Herkes böyle giyiyor. Neden haram olsun? Halbuki Allah haram diyor. Kadının yüzü, eli, ayağı hariç. Saçı gözükemez. Kulağı, boynu, gerdanı gözükemez. Ayet var ya. Vel yatribhünne bihumurihinne alâ cüyubihinne. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ Resmi tefsire bakın. Allah niye haram olsun? Herkes böyle giyiniyor. Tabiileşiyor. Çok tehlikeli.
bilgi yok, normalmiş gibi. Felaket bir şey. İman, bir tek ayeti inkar etseniz iman gider arkadaş. İnkar etmiyor, inkar etmeden suç işliyor, günah işliyor. Mümindir, ne kadar büyük günah işlerse işlesin, ama bir ayeti benim kafam almıyor bunu derse iman gider diyor. Kanun böyle efendim. Bunu ben size aktarıyorum. Çok önemli. Bakın hadisleri okudum. Adam buna hikaye bunlar diyor. Buhari, Müslim bütün hadis kitapları yazmış. 1000 senedir bu milleti hep aptal mıymış lan? Senden başka aklı çıkmamış mı lan? Allah Allah. Şimdi böyle. Daha çok çıkacak böyle. Onun için hazırlıklı olun. Çoluk çocuğunuzu da bilgili sahip yapın. Ra'itül cennete ven nar. Yine Peygamberimiz buyuruyor ki ben cenneti de cehennemi de gördüm. Cennet semaların üstünde. Cehennem yer arazin, yeryüzlerinin altında. Evet. Semavat arz bunları almaz. Felem ara misle ma fihime minel hayri ve şer. Bugün şişeyle bu böyle adam mübarek adam cennetlik falan diyoruz ya. Biz adamı görüyoruz. Ama orada gördüklerim diyor hiç bizim burada gördüklerimiz gibi değil. Gerçek başka diyor. Onun için yalnız Allah bilir kimin ne olduğunu. Vay gavur vay deme. Vay cehennem kötü deme lan bak. Bu dünyada gördüğünüz gibi değil orada işte gördüm ben hepsini diyor. Allah bana gösterdi. Onun için rastgele böyle peşin fikirli olarak bir adama vay kafir vay deme kesin bir bulgu olmadan. Vay efendim uçuyor adam ya filan dur lan kimin ne olduğunu Allah bilir. Ağzını tut. Ha, bunlar imanla oynama şeyleridir. Öyle diyor güzel peygamberimiz. Hazreti Enes'ten bu hadis-i şerifi naklemişler. Şimdi tabi bizim hedefimiz o ebedi saadete ermek. İbadetlerimizi Allah'ın emrini yerine getiriyoruz. Orada cehennemden kurtulalım diye. Evet. Abdullah bin Mesud'un Ra'itu İbrahim leyleten üsrebi. Evet. İbrahim Aleyhisselam'ı gördüm. Bu gecede. Miraç gecesinde. Fakale ya Muhammed, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ikra ümmeteke selam, benden ümmetine selam söyle. Vahbir ennel cennete tayyibetür turbe, cennetin toprağı çok güzel. Adabetül me, suyu çok tatlıdır. Fe innehe kay'an ve garsuhe subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Evet. Cennetin seyrek ağaçlı. Orada ağaç dikmek evet öyle diyor bak. Güzel İbrahim Aleyhisselam söylüyor. Ümmetine selam söyle diyor. Orada diyor ve garsuhe ağaç dikmek Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bunu söyleyen adam oraya ağaç diker diyor. Elhamdülillah bizim atalarımız ne güzel Müslümanmış. Namazdan sonra bunu söylüyor müezzinler değil mi? Sen de dinliyorsun, sen de söylemiş oluyorsun. Kâbe'de söylemiyorlar bunu. Tesbih yok çünkü Kâbe'de. Bağdat'ta yok beyefendi. Mısır'da yok. Araplar bunu söylemiyor. Başlarına geleni görüyorsunuz değil mi? Başlarına geleni görüyorsunuz. Ama bizim atalarımız 926'da Karahanlılar döneminde toptan Müslüman olmuşuz biz. Bunları öğretmişler. Ehl-i Sünnet itikadını öğretmişler. İmam-ı Azam'ın mezhebini öğretmişler. Resmi olarak medrese okutmuşlar. Selçuklar zamanında okutmuşlar. Osmanlılar zamanında okutmuşlar. Asırlarca okunduğu için bir zamanlar Allah demek yasak. Resmi belge var. Kur'an safsatasını kaldıracağım diyor adam. Adını söylemiyorum. Belge, resmi belge beyefendi. Öyle devir gelmiş.
Ama bu milletin asırlardır öğrendiği şeyin kazıyamamışlar. Sarhoş bile öyle diyor papaz. 1900 toplantı yapmıştı Amerika'da. Türkiye'yi bir türlü bozamıyoruz diyor papaz. Sarhoşun yanında diyor Muhammed'e küfretsen seni öldürür diyor. Sarhoş diyor. Evet. Bundan diyor kurtulmanın yolunu da bulduk şimdi diyor. Peygamberi unutturacağız. Hadis sonradan yazılmıştır. Şüphelidir. Kur'an'a sarılalım. Kur'an'a sarılalım diyecekler. Diyecekler. Dedirteceğiz. Kur'an da herkes kendi kafasına göre yorulacak. Çünkü anlayamazlar. Peygamber anlatıyor. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ Onu açıklayasın diye sana görev verdik. Bunun misalini hep söylüyorum. Anayasa Türkçedir. Buyur anla hadi. Buyur anla. Sen Türksün, Türkçe biliyorsun, Türk vatandaşısın. Hadi anayasa anla. Anayasa genel prensiplerden bahseder. Kanunlar çıkarılır. Kanunları da anlayamazsın. Ondan sonra tüzükler çıkarırlar. Onları da anlayamayan vardır. Genelgeler, yönetmelikler çıkarır. Akıl yolu dünyada bu. İslam'da akıl yoludur. Kur'an anayasa, anlayasınız diye söylüyorum. Muhammed Mustafa o anayasayı anlayacak. Kanunlar söylemiş. Sünnet o demek. Akimus salah, namazı kılın. Nasıl kılacağız lan? Nerede? Peygamber tarif ediyor. Allah abdestli olursunuz, Allahu Ekber dersiniz, elinizi göbeğinizin altına bağlarsanız, tarif Muhammed Mustafa'nın, yoksa akimus salah nasıl? Oruç tutun, hacc edin, nasıl? Peygamber açıklıyor. Kanun, aynı anayasa açıklayan gibi. Ondan sonra da işte sahabe-i kiram, şurayı anlayamadım, peygamber böyle demişti. O da geçti, İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmet. Onların hepsini okuyorlar. Ha, peygamber bunu söyledi, şurada söyledi, şu maksatla söyledi. Sen bilmiyorsun onu. Daha sonra kaldırmış onu mesela. Onun için bir imama tabi olacaksın, bilene tabi olacaksın. Allah öyle söylüyor. Bilmediğinizi bilene sorun diyor. Öyle kafadan atmayın diyor. Böyle meydana gelmiş bu mezhepler. Şimdi bu sistem oturmuş. Müslümanlar istikrarlı böyle. Ama çıkıyor şey, bırakayım. Miraçlı hikaye, hikaye. İsa Aleyhisselam öldü ya diyor. Çoktan öldü diyor. Hadis okuyoruz görüyorsunuz. 1000 yıldır inandığımız sistem bir karıştırıyorlar şimdi. Ondan diyorum iyi bilin. Bileni dinleyin. Çocuklarınıza öğretin. Bunlar çoğalacaklar. Şimdi 1-2 tane. Bunlar yarın çoğalacaklar. Evet. İnşallah bizim memleketimizde de tutunamazlar. Pakistan'da tutunamadılar. İnşallah burada da tutunamazlar. Yanını zor kurtardı. Kaçtı o. Fazlur Rahman denilen herif. Halk çünkü sokakta görse öldürecekti. Evet. Neyse. Onları böylece sizlere şey diyorum. Cennete gireceksiniz. İşte Efendimiz ne güzel. Bunları bildikleri için atalarımız namazdan sonra işte 33 Sübhanallah, Sübhanallah diyen cennete ağaç diker. Söyletiyorlar. Müezzinler söylüyor. Ayet-ül Kürsi. Her namazdan sonra Ayet-ül Kürsi okuyanın cennete girmekten ancak ölüm alıkoyar. Yani cennete gidecek o diyor. Onun için Ayet-ül Kürsi okutuyorlar değil mi? Her yerde. Onu 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber, 99. 100. de La İlahe İllallah Vahdehu La Şerike dersen deniz köpüğü kadar günah olsa affolunur diyor. Atalarımız bunu adet haline getirmiş. İşte kaynağı burada. Peygamber söylüyor. Araplar bunları hiç yapmadılar. Hallerini görüyorsunuz. Aman bu abuk sabuk söyleyen heriflere kanmayın. Aman onlara kulak vermeyin. Çoluk çocuğunuzu da onların şerrinden korumak için el sünnet alimlerinin eserlerini okuyun veya okuyanları dinleyin. Aksi halde bunlar çoğalacaklar. Onu arz etmeye çalışıyoruz. Evet efendim son hadis okuyorum. Ra'ytu nuran. Ben bir nur gördüm. Evet. Efendimiz buyuruyor ki Ma'allahi vaktun la yesa'uni fihi melekun mukarrab. Benim Allah'la öyle bir anım olur ki Allah'ın en yakın mukarrab melekleri bile ona nail olamaz. Ve la nebiyyun mursel. Hiçbir peygambere de bu nasip olmamıştır.
Allah bana Allah'la böyle zamanlarım vardır. Evet. Diyor işte ben gördüm diyor. Evet. Ra'aytu Rabbi Azze ve Cel. Aziz ve Celil Rabbimi gördüm diyor. Allah şekle sığmaz, mekana sığmaz, zamana sığmaz. Nasıl? Allah bize cennete girmeyi nasip etsin. İnşallah. Orada cuma günleri Allah görünecek, Kur'an'ı kendi okuyacak diyor Peygamberimiz. Peygamber'e soralım, nasıl gördün diye. Süleymaniye'de hoca okudu, dinledik. Ama böyle, inşallah orada açıklayalım, kavuşalım. Allah nasip etsin, işte böyle diyor. Aziz olan Rabbimi gördüm diyor. Evet gördüm diyor. Fi ahsene sure, en güzel surette gördüm. Ama bize göre değil. Küllü mâ hatara bibâlike vallâhu gayru zâlik. Şekil şemali olarak hayalin hatırına ne geldiyse Allah o değil. Allah şekle sığmaz. Yoksa putperestler buradan gidiyor işte, güme gidiyorlar. Allah var, kainat var, yaratılmış. Geçende de söyledim. Bütün insanların burnu önde, gözleri onun yanında, kulakları yanında böyle kıvırcıklı. Bu planı kim yaptı lan? Kim yaptı lan? Tesadüfen olur mu lan bu iş? Hiç şaşırmıyor. Bunun bir planı yapan var. O Allah işte. Güneş doğuyor, batıyor, yeniden kıyıyor. Yıldızlar çıkıyor. Kim lan bunları dürütten? Allah yahu. Var ama şeklini hayal edemeyiz, düşünemeyiz. Allah şekle sığmaz. Yani varlığı kesin ama inşallah cennete girersek göreceğiz. Evet. Cennete girersek göreceğiz. Evet. Evet. Peygamberimin hadisleri var efendim. Salleytül leyle, bir gece namazı kıldım. Mâ kudiyeli, bana kesin emredilen teheccüd namazı uyuduktan sonra kalkar kılınır. Buna iki rekatı dünya ve dünyadakilerden kıymetlidir diyor. Sen de kalk kıl. Farz değil ama peygamberimize farzdı. Ne kudiyeli, bana farz kılınanı kıldım diyor. Teheccüd namazını kılmış, yatmış. Ve vada'tu cembi fil mescid, sonra yanımı koydum sağ tarafına yatırılır. Bismillah diyerek yatırılır. Mümkünse kıbleye karşı, ölürsem kıbleye karşı dönüşken öleyim, bereket rahmet kaynağımız kıble diye. Ayağınızı kesinlikle kıbleye getirmeyin yalnız. Sağ tarafınıza kıbleye bakarak yatabilirseniz yatınız. Yattım. Fetani Rabbi fi ahsene suretin. Evet. En güzel surette Rabbim bana geldi. Rabbimi gördüm. Nasıl gördüm? İnşallah orada soracağız. Şekle sığmaz, biz anlayamayız. Şekil yok. Ebeden. Müslim, bu hadisi de Müslim'de, Müslim'den rivayet Ebu Zerr-i Gıfari. Bu Ebu Zerr-i Gıfari peygambere sormuş. Allah'ı gördüm ya Resulallah. Seeltü Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ı gördüm ya Resulallah diye Resulullah'tan sordum. Hel ra'aytu rabbek? Kale. O zaman evet, bir gün namazı kıldım, yattım sağıma, Rabbimi gördüm. Öbür tarafı yok. Evet, öyle diyor güzel peygamberimiz. Evet, ra'aytu şeyatînel insi vel cin. İnsanların ve şeytanların cinlerini de gördüm ben. Evet, ferru min Ömer. İnsanların şeytanı da, cinlerin şeytanı da, cinlerin de Müslümanları var. Şeytan da cinlerden. Evet, o şeytan cinleri hem bizi şey diyor, hem de o cinlerin Müslümanlarını sapıtmaya çalışıyor. Fakat diyor, onları Ömer'den kaçtıklarını gördüm diyor. Ömer bir sokağın başında göründü mü, şeytanların hepsi, cinlerin hepsi kaçıyormuş. Ferru bin Ömer, Ömer ibnül Hattab. Evet, çünkü bir insanın kalbi Allah'a inancıyla, peygamber sevgisiyle doldu mu? Evet. O kimseye Allah bir heybet verir. Celal verir. Allah'ın celal, azamet sıfatı var.
böyle tam gerçekten kalbine Allah'a iman doldu mu, peygamber sevgisi doldu mu, Allah ona bir celal sıfatı verir. Evet. Tarihi okuyun diyor. İşte onun için diyorum Asım Köksal'ın İslam tarihini okuyun yahu. Kaynaklarını gösteriyor adam. Dünya birincisi oldu. Yahudi gelmiş. Kahire'de Müslümanlar Kahire'yi şey etmiş. Hazreti Ömer halifedir. Kahire büyümüş Müslümançı olmuş. Yahudinin derdi nedir? Paradır değil mi? Cami büyütülecek. Sığmıyor Müslümanlar. Öbür Müslümanlara demişler, tamam demişler, para mara istemiyoruz. Bizim evlerimiz yok, camiye kat. Fakat Yahudi, derdi para ya, cemaate gelenler ekmeği alacak, su alacak, mümini alacak. Ben satmıyorum demiş. Fakat oranın valisi, parayı mesela bir misli değil, 5 misli vermiş parayı, çık lan buradan demiş. Müslümanlar namaz kılamıyor, sılamıyor. Bunu şikayete gelmiş Medine'ye Yahudi. Hazreti Ömer devlet reisidir. Sabaha kadar kontrol ediyormuş memurları, görev yapıyorlar mı nöbetçileri. Gündüz de evine gideceğine mescitte, mescidin kumluğunda, ben de 69'da gördüm, mescidin önü kumluktu, kum. Orada namaz kılınıyordu. O muhsini geldirmiş, sağına yatarmış, orada kestirirmiş biraz. Ömer nerede demiş Yahudi? Demişler Ömer camiden gelmez. Camiye gitmiş, bakmış kum üstünde Ömer yatıyor. Toz toprak karışmış sakalına filan. filan kalkmış. Ben demiş şeyden geliyorum. Senin valin demiş benim evimi yıktı. 5 misli para verdi ama ben istemiyorum. Devamlı para gelsin diye. Ben camiyi yapacağım diye şey etti filan. Ama öyle bir bakıyor ki tozun toprağın yatıyor ya. Devlet adamı dedin şöyle koltukta oturur. Şöyle kibirli gururlu olur filan değil mi? Hazreti Ömer de devlet başkanı ama tozun toprağın içinde oturduğu yerde toza oturmuş. Yine küçümseyerek Hazreti Ömer demiş bir. Kitaplar yazıyor bir efendi. Ben ilim adamıyım. Kitaplar yazıyor. Herif donunu batırmış. Öksürüğün dehşetinden. Bak cinler bile kaçarmış Ömer'den ya. Öyle bir heybetli öksürmüş ki. Yahudi orada donunu batırmış. Bütün kitaplar yazıyor. Korkusundan, öksürüğün korkusundan. Allah şefaatine bizi nail eylesin. Allah'a iman kamil derecesine ulaştı mı? Peygamberi sevgi bütün vücudun zerrelerine yerleşti mi? İşte Ömer gibi heybetli olursun. Şeytanlar kaçıyor. Yahudi bir öksürüğüyle donunu batırmış korkusundan. Allah ondan razı olsun. Evet, öyle söylüyor burada. Evet. Hazreti Ayşe'den naklediyor bunu. Ben de diyor, şeytanların Ömer'den kaçtığını gördüm diyor Ayşe diyor. O sokağın başına görünce de pır kaçtılar diyor. Allah şefaatini bizim aile eylesin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah. Estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayy el kayyum ve töb ileyh. Fatiha-i Şerife besmele ile beraber. Üçer salavat-ı şerife Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Birer elem neşrah leke suresi besmele ile beraber. Elem neşrah leke sadrak ve vudana anke ve zekirle diyanlar. On üçer İhlas suresi besmele ile beraber. Bismillah.
Fatiha-i Şerife Besmele ile beraber misin? Elhamdülillah Rabbil Alemin. Üçer salavat-ı şerife. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnsâne lefî kusr. İllellezîne âmenû ve amilû s-sâlihât. وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم سبحان ربي العلي العلي الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب نمازımız dersimizi okuduğumuz süveri celile ayet-i Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhuna hediye edildik. Vasıl eyle. Şefaatine bizi nail eyle. Sevgisini gönlümüzde daim eyle. Tüm peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın dahi erbay paklarına hediye edildik. Vasıl eyle. Şefaatlerine bizler nail eyle. Cümlesinin ehli beyt, el, ashab, etbaları, rıdvanullah aleyhi mecmain efendilerimizin ervah kutsiyelerine de hediye ettik. Vasıl eyle. Bil cümle ahirete itiyal eden mümin ve müminat rahmetullahi aleyhi mecmain ervahını da hediye ettik. Vasıl eyle. Özellikle eserinden yaralandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşayih efendilerimiz ervahı ile beraber şuracıkta toplanan bizlerin ahire göçmüşlerimizin ervahını hediye edip vasıl eyle. Bu aziz vatanı bizlere hediye eden, halen bizim namusumuzu, canımızı, dinimizi koruyan ve şehit olan şühedanın, kuzatın da ervahını hediye edip vasıl eyle. Ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecenle yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarını hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Allah'ım imanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Rızkımızı helalinden bol eyle. Ömrümüzü ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. İstikamet üzere yaşayan, seher yerde seni anan, nimetlerine şükreden, şakirlerden olarak hayatını devam ettirip sonunda da kamil bir iman ve ahlak hamidi sahibi olarak ruhunu teslim edenlerden eyle bizi ya Rab. Bu aziz vatanı her türlü arazi, semavi, içtimai, iktisadi, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmeti Muhammed evladını şeytanın şerrinden, şerlilerin şerrinden, hasetçilerin hasedinden, kindarların kininden, büyücülerin büyüsünden, her türlü kötülüklerden muhafaza eyle ya Rab. Arkamızdan hayır duaya sebep olacak nesiller nasip eyle bize ya Rab. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfirik ve netubu ilek. Sübhane Rabbina Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.